Ben Meryem Türkoğlu, 24 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbul'da yaşıyorum ama aslen Malatyalıyım. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Toplulukları Programı Piyano Ana Sanat Dalı bitirme öğrencisiyim. Evliyim ve Üsküdar'da yaşıyorum. Esasen her birey dünyaya kendisine yüklenilmiş bir donanımla geliyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Meryem de müzik adına muhteşem bir donanımla dünyaya gelen özel kişilerdendi. Biz onun kendini tanımasını, kendini keşfetmesini sağladık. Sanırım bunda da başarılı olduk. Meryem gerçekten bizim için çok özel bir yetenek. Kendini tanıması, tanımlandırması, bu tanımlanma sürecinde de yaptığı işle alakalı gayret etmesi onu başarıya ulaştırdı ve en azından çok çok daha başarılı olabileceği bir yola girmesini sağladı. Çünkü müzik sadece kendinizde olan bir yetenek değil. Bu yeteneğin açığa çıkması, açığa çıkan yeteneğin de devamında çalışması ve gayret etmesi sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla Meryem bu konuda belki de gelmiş geçmiş böyle en başarılı öğrencilerimizden bir tanesi ve onunla gurur duyuyoruz. Ailemde beni müziğe yönlendirecek kimse yoktu. Çok tevafuk diyebileceğim bir olayla başladım müzik hayatıma. Orta son sınıftaydım. Bilgisayarda gezinirken yapabileceğiniz 100 şey tarzında bir link gördüm. O linke girdim. Böyle çeşitli oyunlar vardı, aktiviteler vardı. Sonra bir piyano sayfasına denk geldim. Aynı piyanoda olduğu gibi sağ el ve sol el ayrı şekilde harflere bastığınızda ahenkli sesler çıkartan bir uygulamaydı bu. Ben de çok merak ettim. Biraz üstüne düştüm ve bir parça çıkarttım. Sonra bu parçayı aileme çaldım. Ailemin bu durum çok hoşuna gitti ve benim bu enstrümana bir yeteneğim olduğunu, bana bir piyano almaları gerektiğini düşündüğünü söylediler. Benim babam, senin kızım bu enstrümana yeteneğin var, sana bir piyano alayım diyebilecek bir baba değil. Ama ben o an böyle ilahi bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum babama. 2 hafta içerisinde bana bir piyano aldı. O şekilde ben piyano çalmaya başladım. Daha sonra bana eğer bu hevesin devam ederse seni bir kursa yollarız dediler. Çok meraklıydım. YouTube'dan sürekli araştırmalar yapıyordum nasıl çalabileceğime dair, iki elimi nasıl senkronize bir şekilde hareket ettireceğime dair. O noktada Esev'le yollarımız karşılaştı. Ve ben burada, hatta bu sınıfta derslere başladım. Piyanoya dair hiçbir teknik bilgim yoktu, nota okumayı dahi bilmiyordum. Ben sadece dizi müzikleri çalan, hocasını taklit ederek bir şeyler parçalar çalmaya çalışan bir öğrenciydim. Burada hem konservatuar yetenek sınavlarında neler çıkacağına dair teknik bilgiler verildi. Onun haricinde oturup kalkmamıza kadar, nasıl konuşmamız gerektiğini, hatta ne giyinmemiz gerektiğine kadar bize bilgiler verildi. Ve o şekilde ben konservatuarı kazandım. Piyano aslında yerelde baktığımızda gençlerin ulaşması çok zor bir enstrüman. O yüzden belediyelerin bu tarz çalışmaları yapması çok kıymetli. Çünkü ben bu kurs sayesinde konservatuarı kazandım ve bu kurs sayesinde şu anda piyano çalıyorum. Normalde televizyonda izlediğimiz bir enstrümanı ben şu an evimde icra edebiliyorum. Aslında tam olarak da bu tarz kurslar belediyeler halk için ne yapmalı sorusunun en kıymetli cevaplarından biri bence. 9 yıldır piyano çalıyorum ama aslına bakarsanız benim yaptığım iş biraz taklitçilik gibi. Yani Beethoven'ı Beethoven gibi çalmaya çalışıyorum. Chopin'i en iyi Chopin gibi nasıl çalabilirim? Onun eğitimini alıyorum, teknik bilgiler alıyorum. Bir noktadan sonra piyanoya dair bir sözüm olsun istiyorum. Bir şeyler bestelemek istiyorum. Kimse dinlemese bile ileride belki çoluğum çocuğum dinler. O yüzden artık biraz daha üretim aşamasında olup yeni bir şeyler üretmek istiyorum. Sanat aslında insanın içinde alevlenen bir ateş gibi. Onu durduramıyorsunuz. Ben mesela düşünüyorum eğer konservatuarı kazanamasaydım, hani bu bir başarı hikayesi ise, bu şu anda geldiğim konuma ulaşamamış olsaydım tekrar hazırlanacaktım bunu. Çünkü benim için bu yoldan dönmek diye bir şey yoktu. Veya bir piyanom olmasaydı ne yapardım diye düşündüğümde herhalde çalışıp kendime ikinci el bir org alırdım ve yeteneğimi bir şekilde geliştirmenin yollarını bulurdum. Ha, belki konservatuar kazanamazdım, belki bu çok amatör bir seviyede kalırdı ama o benim için hiçbir zaman bitmezdi. Aslında bu böyle bir serüven. Sonu olmayan ama sizin hep o yolda yürüdüğünüz bir yol. Aslında belki de önemli olan nokta gençlerin farkındalık seviyesinin olması. Yani etrafımızda neler döndüğüne bir bakmamız gerekiyor. Hayatımızda birçok şey olumsuz olabilir.
Bu müziğe dair de olabilir veya herhangi başka bir sanat alanına dair de olabilir. Benim mesela birkaç ay Avrupa'da eğitim alma şansım oldu. Oradan dönüp Meryem'in hayatına baktığımda onlara göre çok fazla eksiğim vardı. Belki de ben de dönüp arkama baksam birçok eksiği olan, müzik enstrümanlarına ulaşamayan, eğitime ulaşamayan insanlar olabilir. Hayatımızın gerçekliğini kabullenip negatifleri ahvah etmektense pozitif şeyleri görüp etrafımızda belki böyle belediyelerin kursları olabilir bu veya ulaşabileceğimiz ne varsa onu bulup bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Gençlere en büyük tavsiyem negatif yorumlara çok fazla aldırış etmemeleri. Olumlu, pozitif yorumları heybelerini alıp bildikleri yolda devam etmeleri. Diğer bir önemli nokta kimliklerinden emin olmaları lazım. Müzik dediğimiz şey farklı kimliklerle beraber aslında zenginleşiyor. O yüzden kendilerini herhangi bir kalıba girmeleri gerekiyor gibi düşünmelerine gerek yok. İçlerindeki o zenginliği görmeleri gerekiyor. Ve disiplin, en büyük eksikliklerimizden biri de bu. Dışarıdan bakıldığı kadar kolay bir iş değil enstrüman çalmak. Bir atlet gibi düşünün kendinizi. Her gün düzenli olarak antrenman yapmanız gerekiyor. Ve müzik sektöründeyseniz enstrümanınıza çok iyi hakim olmanız gerekiyor. En önemlisi de ahlaklı olmak. İşinizi hak ettiği gibi yapıyorsanız zaten güzel kapılar bir şekilde önünüze açılacaktır. Aslında her şey hayal kurmakla başlıyor. Gençlere dair en önemli şeylerden biri de bu bence. Ama bir noktada o hayalin gerçekliğe kavuştuğunu görmek istiyorsunuz. ESEV benim için bunun ilk basamağı oldu. Benim hayalime giden yolculuğumda benim en büyük destekçim ve yardımcım oldular. Umarım daha nice pek çok gencin hayaline kavuşmasında yardımcı olacak. Esenler Belediyesi bu yıl 2023 yılındaki başarısıyla sadece İstanbul'da değil, Türkiye'deki birçok bu alanda hizmet eden kamuda dersler verilen kamu teşkilatlarının hemen hemen tamamının çok 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 üstünde bir zafer ve başarıyla bu işi tamamladı. Esenler Belediyesi'nin bizi bu konuda desteklemesi hem bizim işimize olan saygımızı daha da arttırdı. Bunu şunun için söylüyorum. Derslere ulaşamayan, maddi anlamda ulaşamayan çok kişi vardı. Ve Esenler Belediyesi'nin bu konservatuvar hazırlık kursunun bir güzel yanı da sadece Esenler'de yaşayan halka hizmet etmemesi. İstanbul'un her yerinden gelen oldu. Her hafta Tekirdağ'dan, Silivri'den, Sakarya'dan, Eskişehir'den her hafta Esenler Belediyesi'ne gelip bu konservatuvar hazırlık dersini alanlar oldu. Tabii Esenler Belediyesi'ne Sayın Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya, Kültür Sanat ekibine, Sayın Hasan Taşçı'ya, Sayın Hüseyin Cerraoğlu'na ve ESEV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları açtılar, bizi dinlediler, derdimizi anladılar, derdimize de ortak oldular. Bu bizi çok mutlu etti.